Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, aşkı niyazlarımı sunuyorum. Bu akşam için muhabbetimiz, göklere, yere, dağlara emanetin verilmesi ama onların kabul etmemesi, insanın bunu kabul edip ama aynı zamanda Kur'an'da kabul eden insandan cahil ve zalim olarak bahsedilmesinin arkasındaki hakikat ve gerçeklik nedir? Bunu detaylı bir şekilde birlikte işleyelim. Öncelikle ayeti bir okuyalım. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk. Onu yüklenmeye yanaşmadılar. Ondan korktular. Onu insan yüklendi. O çok salim ve çok cahildi. Öncelikle şöyle bir soruyu hemen soruyoruz emanet ehline verilir. Oysaki bu ayette dikkatinizi çekerse emaneti insan yüklendi fakat o çok zalim ve cahil denilmektedir. Oysaki biz biliyoruz ki Kur'an'da emaneti ehline verin ayeti bulunmakta. O zaman Cenab-ı Hak buradaki emaneti insanın kabul etme veya da bu kabulden sonraki hakikatin ne olduğunu ancak insani kamil noktasında gelenlerin ilahi kaynaklardaki bu sözleri gerçek anlamda bilmesi ve ifade etmesiyle ortaya çıkmakta. Şimdi ayeti hem işleyelim hem de detaylandıralım. Emaneti gökler, yer ve dağlar kabul etmedi. 1. Şu anda söylediğimiz bu üç unsur, istidatları ve yetenekleri aynı zamanda idrak etmeleri noktasında bunu alabilecek ne kapasiteleri vardı, ne de mümkünatları vardı. Şöyle ki emanet gökler yer da kabul etmedi. Çünkü onların istidatları, yetenekleri, kabiliyetleri idrak etmeleri, ünsiyet etmeleri ve buna bağlı hali hal etmeleri ne müsait ne de yeterli değil güzel canlar. Burada demin bazı canlarımız ifade etti, ölümü kabul etmediler. Güzel canlar, Cenab-ı e Hak bir şey takdir ettiği zaman zaten var olan varlık takdir edilenin üzerine yaşamaya mahkum. Onun için buradaki ölüm denilen noktayla hiç alakası yok. Bir, demek ki göklerin, yerin, aynı zamanda dağların emaneti taşıma noktasındaki noksanlıkları, eksiklikleri neymiş? İstidatları gereğiymiş. Yetenekleri, idrakları noktasındaymış. Kainatı algılayabilecek, aynı zamanda Cenab-ı Hakk'a ünsiyet edebilecek varlık akıllı bir varlık olması lazım. Varlıkları tanıdıktan sonra onları isimlendirebilecek, isimlendirdiği ismi de yaşayabilecek varlık olması gerekiyor. Müsemma demek, at koymak, isimlendirmek demek. Eğer insan olmamış olsaydı varlıklara, diğer varlıkların isim koyması, at koyması ve de diğer varlıkların müsemması olma noktasına gelme mümkünatları zaten yok ve olamazdı. Bunu yapabilecek tek bir varlık var, o da insan. Varlıklar arasında Cenab-ı Hakk'a ünsiyet edecek. Ünsiyet ne demek? Yani yakın olma, dost olma noktasıyla ifade edilen birçok anlamı var. Ama haksal irşatta ünsiyet kelimesini görüp duyduğunuz zaman bilin ki o Cenab-ı Hakk'a yakınlaşma, dost olma, iletişime geçme, muhabbet etme ve aynı zamanda kainatta tecelli eden cümle varlıkların içerisindeki hakikati bilme noktasındaki istidatları. Bu nokta itibariyle güzel canlar, Cenab-ı Hakk'ın esmalarını müsemma edecek, ona hakkıyla tanıyıp, onun kaşılığına gelecek tek varlık var ki insandır. Dikkat edin şu anda cümle varlığı tanıma, idrak etme, dönüştürme veya da var olandan yeni icatlar yapma noktasında tek istidat, tek yetenek, tek idrak, tek akıl insanda bulunmaktadır. İnsan kendini bilerek istidatı itibariyle hak ile hak olma ve de haklık yeteneğini kabiliyetini kendisi aldı. Şimdi burayı çok iyi bir şekilde dinlememiz lazım. Dikkat edin. İnsan kendini bilerek istidatı yani yeteneği itibariyle hak ile hak olma ve de haklık yeteneğini kabiliyetini kendisi aldı. Demek ki Burada Cenab-ı Hakk'a ünsiyet edip hak noktasına gelme özelliği sadece ve sadece insana ait olan bir şey. Ve de bu istidat, yetenek, kabiliyet hem suret hem sırret, hem zahir hem batın, hem afak hem menfüs, hem halk hem hak, hem maddi hem manevi, hem vücut hem ruh bakımındadır dikkat ederseniz insanın yaratılışı Cenab-ı Hak, Cenab Hakk'ın yarattıklarının hepsini cem edebilecek bir yapısı olduğundan dolayıdır. Demek ki biz insanlar ruh ve madde itibariyle cümle alemleri kendimizde cem eden tek varlığız. İşte bu istidat gereği emanet insana verilmiştir. En yetkin, en mükemmel olan bu surette, bu bedende, bu maddede çok doğaldır ki en mükemmel ruh bulunmaktadır. Suret ruhun, madde mananın, halk hakkın aynasıdır ve bu kelamları söylemenin gerçeği beyanatı da zaten bunu anlatmak içindir. İşte bu sebep ve nedenle insanın sureti de ruhu da Cenab-ı Hakk'ın sureti ve ruhudur. İnsan bu hakikati bilirse cahillikten ve zalim olmaktan çıkar ve mananın kitabı kendisine emanet olarak bu bedenle birlikte bağış edilir. Demek ki insanın cehaleti bilmemekmiş. İnsan ne zaman kendini bilir? Rabbini tanırsa cehaletten kurtulur. Cehaletten kurtulan insan da kemalete erdiği için Cenab-ı Hakk'ın cümle ilmi ilahisine agah olacağından o ilmi taşıyabilecek tek varlık da kendisi olacaktır. Cenab-ı Hakk'ın cümle varlığı emanettir. Cümle ilmi emanettir. Dikkat edin Kur'an'da melekler Allah'a şöyle buyuruyorlar. Diyorlar ki bize öğrettiğinin dışında yani bizim istidatımızın dışında biz ne bir şey yapabiliriz ne bir şey idrak edebiliriz. Ama insana Cenab-ı Hak cümle esmaları öğretmiş. Bunun anlamı ne? Demek ki insan Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisinde bulunan bütün hakikati, bütün gerçeği bütün isimleri idrak edebilecek, idraktan sonra da Cenab-ı Hakk'ın koşuluna gelebilecek durumdadır güzel canlar. İşte insan ne zaman mananın hakikatini, mananın gerçekliğine erdiğinde kendisine cümle alemlerin bilgisi tek tek bağış edilecek. İnsan cümle alemlerin bilgisine ulaştıktan sonra bu bilgi kendisinde ise kendisi kitap konumundadır. Bu kitapta bulunanı satırlara yani yazarak kitap haline getirerek kendini bilmeyenlerin o kitabı da okuyarak onu kılavuz ederek kendilerini bilme noktasına getirme noktasıyla da dikkat edin nebilik yapıyor, velilik yapıyor. Yol göstericilik yapıyor. Kendisine şah damarından yakın olanı bilmeyen, ruhun kudretinden yoksun olan, yani ruh ile bağ kurmayan, ondan ve onun kudretinden, yüceliğinden haberi olmayan insan, zalim ve cahildir. Kısacası, surette insan ama surette hayvandır. Demek ki. İnsan ne zaman surette olan kalıbından, surette olan hayvani nefsemarenin mani, nefse kötü alma arzusundan çıkar, suret dediğimiz hakikate ve manaya ulaşırsa, bu nokta itibariyle Cenab-ı Hak kendisinde bulunan her şeyi bu insana veriyor. Bakın emaneti verdi. Ölüm desek? ölüm bir unsur. Farkında mısınız? Cenab-ı Hak kendisinde ne varsa, ne bulunuyorsa veriyor. Demek ki cenab Hak'ta bulunan her şeyi taşıyabilecek, idrak edebilecek, aynı zamanda aşk ile ihsan edebilecek konumda olan tek bir varlık var. O da kendini bilen insani kamil, demek ki Cenab-ı Hakk'ın emaneti kendisiymiş. Hak ile hak olan onun koşuluna, onun mertebesine, onun tahtına onunla birlikte oturduğu için güzel canlar onda bulunan her şeyi emanet olarak almıştır. Ondan emanet olarak aldığı her şeyi bu el aşk ile ihsan etmesi lazım. Yani hakkın kendisine verdiğini tekrar geri vermesi lazım. Peki hakka geri vermek ne demek? Cümle varlık Cenab-ı Hakk'ın tecellisi ise insan-ı kamil noktasına gelmiş Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisini haksal gerçekliğine muvaffak olan insan cümle varla var olan bilgiyi tekrar vermesine işte aşk ile ihsan deniyor. Düşünün Hazreti Peygamberi, Hazreti Peygamber o koşula geliyor. Cenab-ı Hak kendisinde ne varsa hepsini ona bağış ediyor. O ne yapıyor? Bakın kendisinde tutmuyor. Bu el yazılı olan satırlara dökülen samit Kurana, yani insanın okuyup öğrenebileceği ilahi kaynak olarak kullanabileceği. Kur'an noktasıyla beyan ediyor. Aslında insani kamilin aşk ile ihsan ettiği en büyük değer, en büyük kıymet Cenab-ı Hakk'ın ilmine vakıf olduktan sonra o ilmi ona ulaşmak isteyenlere en güzel şekilde onların dilinden anlayabilecek şekilde onlara vermesidir güzel canlar. Peki bize düşen görev ne? İşte biz de haksal irşatta ne zaman kendimizi bilir, Rabbimizi tanırsak, ölmeden önce ölüp diriler arasına katılırsak, aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın koşuluna geldikten sonra onun bize vereceği her şeyini yine cümle varlığa döndürüp onlara sunarsak, işte biz Azap Suresinin 72. ayetinde bulunan o emaneti kavramış oluruz. Ama kendi ruhundan, kendi hakikatinden, kendi gerçekliğinden haberdar olmayan elbette ki zalim olacak. Neden? Her şeyi ayrı ve gayrı görecek. Oysa insan-ı kamil neydi? Cümle varlığı kendisinde cem ediyor, topluyor ve diyor ki hiçbir varlık benden ayrı değil, ben de onlardan gayrı değilim ve cümle varlığı ne yapıyordu? Kendi azası, kuvası, kendisinin bir parçası olarak görüyordu. O zaman kainatın her noktasında bulunan parçasını kemalete getirebilmek için Cenab-ı Hakk'ın ilm ilahisinden aldığı her şeyi tekrar kainata vererek onları da kamil bir noktaya, onları da Hakk'ın hakikati denilen noktaya getirme çabasına girecektir. İşte emaneti alan emaneti kendisinde tutamaz. Zaten eğer ki bir insan Cenab-ı Hakk'ın ilmine ulaştım ama ben bununla kimse bunu kimseyle paylaş paylaşmayacağım dediği an bilin ki onda ne insanı kamillik var. Neden? Ego var. Bencillik var. Aldığını bahş etme yetisiyle kullanmamakta cimrilik etmekte. Bu nokta itibariyle Allah kendisinde bulunan her şeyi vermekle iyi bir Allah'tır. İnsan da Allah'ta olan her şeyi almakla iyi bir kul, onun koşuluna geldikten sonra her şeyi vermekle gerçek iyiliği yapmaktadır. Onun için gerçek iyilik demek sende var olan her şeyi var olan her şeye vererek onlarla paylaşma noktasına gelme demektir güzel canlar. Şimdi buradaki cahiliyet kendisinden habersiz oluşundan, zalim olması ise kendisindeki kainattan ve cümle varlığın kendi varlığından uzak görüp ayrılık, gayrılık içinde kötü duygu ve düşüncelerle var olan varla zarar vermesine de zalimlik denmektedir. Şimdi bu nokta itibariyle aslında bu ayet iki şeyi anlatıyor. Bakın diyor ki insan kabul etti. Ama yapısal özelliklerinde bulunan nitelik hem cahil hem zalim. İnsan ne zaman cehaletini kemalete, zalimlik noktasını kırar ihsan etme noktasına getirirse insan o zaman o istidata, o yeteneğe, o idraka gelir. Bir insanın Cenab-ı Hakk'ın cümle ilmi ilahisini yani emanetini alabilmesi için arınması, temizlenmesi, patlanması masivadan uzak olması gerekiyor güzel canlar. Bu noktaya gelen insanlara Cenab-ı Hak kendi varlığını en büyük emanette, onun varlığı olduğuna göre o varlığa sahip olan gerçek emanete, hakikate de sahip olmuş olacaktır. Varlıkta en mükemmel olan suret insan sureti olup, bu suret kendini bilme, Rabbini tanıma istidatına yeteneğine sahip olan unsurdur. Bu surette işleyen en mükemmel, en güçlü, en kuvvetli unsur insanın ruhudur ki insanın bununla bağ kurup insan-ı kamil noktasında emaneti yüklenecek konuma ve koşula gelmesi gerekiyor güzel canlar. Demek ki ruh ile bağ kuramayanın Cenab-ı Hakk'ın koşuluna gelmesinin mümkünatı yok. Cenab-ı Hakk'ın koşuluna gelmeyen ise cahildir. Cahil ne demek? Bilmeyen demek. Güzel canlar, cehalet kelimesinin gerçek anlamı kendisini bilmeyen ve tanımayan noktasıyla kullanılır. Yoksa okuma yazması var, bin tane kitap okumuş, bin tane kitapla alim olma noktasıyla değerlendirilmez. Çünkü cehaleti yok edebilmenin tek koşulu İnsanın Cenab-ı Hakk'ın koşuluna gelerek Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisinde bulunan bilgisine sahip olmasıdır. Cenab-ı Hakk'ın bilgisine sahip olan, hikmetine sahip olanın bir şey bilmemesinin mümkünatı olmaz ki. Neden? Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla, Cenab-ı Hakk'ın nasibiyle her şeyi bilme noktasına gelen kişi en güzel noktadadır. Bunu yapabilmenin koşulu da kişinin ruh mertebesine gelmesi gerekmektedir güzel canlar. İnsan Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rahman sureti üzerine yaratılmıştı. Eğer ki insan Cenab-ı Hakk'ın Rahman sureti üzerine yaratılmamış olsaydı biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Yani Enbiya suresi 107. ayette bu durum beyan edilmezdi güzel canlar. Rahmeten lille, lil alemin, rahmeten lil alemin her insanın istidatında, her insanın içinde, her insanın yeteneğinde güzel canlar bulunmaktadır. Yeter ki insan kendisini bilsin, kendisini tanısın, kendisinde bulunan o hakikat ve gerçeklik koşuluna gelmeyi başarabilsin. Rahmeten lil alemin demek insan Cenab-ı Hakk'ın rahmen sureti üzerine yaratılması demektir güzel canlar. İnsan Rahman'ın sureti üzerine olup aynı zamanda nefsi de Rahmani nefistir. Yeter ki nefsi emmarenin kötü alma arzusundan kurtulmuş olsun. Demek ki insan Cenab-ı Hakk'ın Rahman esması, rahmet esması noktasında yaratılmasına rağmen ama insan nefs emmarenin kötü duygu ve düşünceleri içerisinde kötü eylemlerde bulunduğu takdirde Rahman esması cehalet esmasıyla birlikte zarara, ziyana ve zulme dönüşmektedir. Ama rahmet esmasına gelenler Cenab-ı Allah'ın Rahman esması gereği kendisinde bulunan her şey, var olan cümle varlığa bahşederler güzel canlar. Bakın Rahman esmasının anlamı neydi? Allah iyi ve kötüyü ayırmadan kainatta bulunan cümle varlıkların ihtiyacını karşılamasıdır. İnsani kamil de Rahman esmasıyla hal olunduğu zaman Cenab-ı Hak'tan aldığı nasibi nasiplenmek isteyen cümle varlığa vererek onları nasiplendirecektir güzel canlar. Hazreti Say'a Cenab-ı Hakk'ın ruhu denilmiştir. Çünkü ölüyü diriltip çamurdan kuz süreti yapıp üflediğinde o hayat bulup uçuyordu. İşte bu işleyiş ruh mertebesinde olanların yani emaneti alanların özelliğidir ki ama aynı zamanda bu ancak hakkın izniyle işler güzel canlar. Şimdi burada bir açılım yine yapalım. Hazreti İsa çamurdan kuz süreti yapıyor ve üf diyor, ruhundan üf diyor. Çünkü Hazreti İsa ruhullah mertebesinde çamurdan yapmış olduğu suret canlanıp ve uçuyor. İnsana bakın, insan da çamur ve suyun ve cümle alemlerde bulunan bütün unsurların cem olması noktasıyla bir nutfeden meydana geliyor. Cenab-ı Allah da ona üflüyor. O da hay esmasıyla, ruh parçacığıyla birlikte idrak etme, düşünme, akıl dediğimiz bir yetiye sahip oluyor. Şimdi Hz. İsa'nın buradaki kuş misali şu, yani hayvan mertebesinde olanlar ne zaman bir mürşidi kamilin ruh üflemesi denilen noktaya gelirse işte o zaman kuş gibi uçabilecek noktaya geleceğini ifade etme noktasıyla kullanmıştır. Ve Alimran suresinin 49. ayeti aslında bu hakikati beyan ediyor. Şöyle ki nasıl ki Cenab-ı Hak kendi ruhundan Adem'e üfleyip Adem cümle esmaları bilecek noktaya geliyorsa Cenab-ı Hakk'ın ruhuyla ruhlanmış, Cenab-ı Hakk'ın nefesiyle nefeslenmiş de ve bunlara mürşidi kamiller diyoruz. Mürşidi kamil pir diyoruz. Mürşidi kamil pir de kendisindeki bilgiyi, ilmi, hikmeti, irfanı talibine vererek onun hayat bulmasını, gerçeğe ve hakikate ulaşmasını sağlamaktadır. Ruh üflemesi neymiş o zaman? Bilen birinin Cenab-ı Hakk'ın bütün esmalarını bilmeyen birini öğreterek onu dirilerin arasına katmasıdır. Yani hayvan mertebesinden suretten alıp surete Adem mertebesine getirmek. Adem neydi? Adem Cenab-ı Hakk'a benzeyendir. Neyle benziyor? Sıfat ve esmalarıyla benziyor. Bu nokta itibariyle güzel canlar aslında taliplere ruhu üfleyen kendi mürşidi kamil pirleridir. Çünkü mürşidi kamil pir kendisindeki ilim ve irfanla talibi diriltmediği onların gönüllerini Cenab-ı Hakk'ın çekim noktasına getirmediği takdirde irşattan ve dirilmekten bahsedemeyiz güzel canlar. Yine ölüleri diriltmekten maksat şunu söyleyeyim iki tane ölü var. Biri ayakta yürüyen ölüler ki bu ayakta yürüyen ölüler ancak bir mürşidi kamilin nefesiyle dirilirler. Mürşidi kamilin nefesi ne? İlmi, irfanı, hikmeti, kemaleti. Eğer ki bir talip mürşidi kamil pirin ilmiyle ilimlenirse o ölmez. İrfanıyla irfan bulursa var olanın arkasındaki hakikati bilmiş olur. Eğer insan-ı kamilin kemaletiyle kemaleti bulursa, irfaniyeti yaşama noktasında cümle alemlerin her noktasında bulunma noktasına bulunma mertebesine gelir güzel canlar. Zaten bu mertebeye gelen için de bu işleri yapmak o kadar rahat ki çünkü ruhu edinenin an itibariyle her yerde olma özelliği, her surete bürünme niteliği vardır güzel canlar. Nasıl ki ruh cümle kainatta cümle varlıkların suretinde, şeklinde, nispetinde, oranında her an bir şanda bir oluşta ise insan-ı kamil de ruhu edindiği için her an, her yerde, her surette, her şekilde, her nispettedir bunun içindir ki her yerden haberdardır. Her yerde olmamış olsaydı her yerin haberini de her yerin ilmini de her yerin bilgisini de almasının mümkünatı olmazdı güzel canlar. Hz. İsa insan-ı kamil ruhunun kudretine en güzel örnektir. İnsan madde itibarıyla insan suretine ve de suretteki hakikate gelinceye kadar hep zalim ve cahil idi. Çünkü şuuru, bilinci, idraki yoktu. İnsan, insan suretine gelince şuur ve bilinç idrak kazanıp kendi bilme noktasına gelmesiyle birlikte kendi kitabını okuyan insan-ı kamil noktasına gelmiş. Eğer ki kainat insandaysa insan da kainatı kendisinde okuyorsa güzel canlar o idrakla o şuurla o bilinçle o zaman insan-ı kamil kainatta bulunan her şeyin bilgisine hakikatine gerçekliğine de vakıf olmuş oluyor. Demek ki o bilince gelinceye kadar ki süreç bizim cahil ve zalim olmamızı anlatmakta. Ama o şuuru, o bilinci edindiğimiz takdirde emaneti hak edecek kamil noktaya geldiğimizi göstermektedir. İnsan idrak edip şuurlu, bilinçli olunca alim, var olanın arkasındaki sebebi, nedeni bilince arif, irfanı yaşayınca da kamil ve çok güzel aynı zamanda da çok yakışıklı olur güzel canlar. İnsan kemaleti elde edince kısa ve açıkça zatın kendisi olur. Bakın burası en keskin vuruş noktalarından biri. İnsan kemaleti elde edince kısaca ve açıkça zatın kendisi olur zatın kendisi olan zattan emaneti almıştır. Neden? Zatta bulunan her şey artık onda mevcuttur. Kendi tecellisiyle ve kendisinde bulunan bilme istidatı, bilme yeteneğiyle kendini bilme noktasına gelmiştir. Emanet, Cenab-ı Hakk'ın ilmi onun onun gibi olup onu en mükemmel şekilde her yönüyle bilmektir güzel canlar. Cenab-ı Hakk'ın bilgisi, Cenab-ı Hakk'ın ilmi, bütün maddi ve manevi mertebeleri kuşatmış, işte maddi ve manevi mertebelerdeki bütün bilgiye haiz olan da emanete sahip olmuştur. Bunun sonu yine insanın kendini tanıyarak, bilerek, hakkı bilip tanımasıdır. İşte o zaman enel hak demek caiz olur ki haksal yasada bunun hiçbir sakıncası yoktur. Hüseyin Hallacı Mansur bu yüzden böyle demiştir. Yine Hazreti Resulullah'ın beni gören onu görmüştür kelamı bu hakikati beyan etmek içindir. Demek ki güzel canlar insan kendini bilir. Cenab-ı Hakk'ın koşuluna gelirse işte o insana enel hak ben hakkım deme noktası caiz olur. Yani bunu beyan edebilir, bunu dile getirebilir. İnsan Cenab-ı Hakk'ın suretinde, benzeyişinde Rahman suretinde yaratılmıştır. Çünkü afakı yani dışta bulunan her şeyi Cümle alemleri kendisinde cem eden tek varlıktır. Enel hak demek emanet bende ve ben emanetin kendisiyim demektir güzel canlar. Enel hak yani ben hakım ondan ayrı değilim. O da benden gayrı değil sözü insanın dile getirip söyleye, söyleyebileceği bir sözdür. Bakın bu sözü bizden başka hiçbir varlık dile getiremez. Ne madde alemi, ne bitki yani ne bat alemi, ne hayvanat alemi. Bu hakikati dile getirebilecek, idraka sahip olan tek varlık insandır güzel canlar. Genelde enal hak sözüyle, bazen şöyle bir kanı çıkabiliyor. Sanki diğer var olanlar ayrıymış gibi anlaşılma noktası veya böyle idrak etme noktaları olabiliyor güzel canlar. Aslında bütün afak zahir alemde yani görünür alemde olan her şey insanda ve insana hizmet etmektedir. İnsan oluşumunun ilk nutfesi bile afakın Zahir alemde olan maddelerin bir araya gelip, cem edip toplanmasıyla meydana gelmiştir. Bu nokta dikkat ederseniz toprak ve suyun yani insan çamurdan denirken bunun anlamı şu. Kainatta bulunan her şey o insan denilen sureti meydana getirmek için çabaladı, çalıştı. Bunun anlamı ne? her varlıkta bulunan güç ve kuvve melekse bakın bütün melekler insanı meydana getirme noktasında ona hizmet etmektedirler. Daha sonra o meleklerin hepsini bilici hale gelen Adem'e de kendilerini bildiği için, kendilerini tanıdığı için o melekler secde etmiştir güzel canlar. O halde bütün afakın zübdesi yani çekirdeği olan insan kendini bildikten sonra enel hak demeyecek de ben taşım, ben nebatım veya da ben hayvanım veya da ben doğayım veya da ben tabiat mıyım diyecek. Ama enel hak demek nebatı, maddeyi, hayvan alemini, cümle alemleri kendisinde toplayarak söylenen sözdür. Demek ki kendini bilip cümle alemleri toplayanın enel hak demesi kadar doğal bir şey yok. Ama cemeden için, ama kendini bilen için, ama ölmeden önce ölüp dirilenler için bu söz ancak söylenebilir güzel canlar. Bu kelam, bu söylem taşa, toprağa, tabiata uygun olmayan bir söylemdir. Çünkü şuur bilinç, idrak yalnızca insandadır. Bu, bu nokta itibariyle cümle alemleri kendisinde toplayıp idrak edecek, cümle alemlerin bilgisine vakıf olacak, Cenab-ı Hakk'ın koşuluna gelme istidatına sahip sadece insana ait bir şeydir. Demek ki emanet aslında Cenab-ı Hak'ta bulunan her şeyi alıp emanet benim diyebilme koşuluna gelebilmektir güzel canlar